Önümüze bir liste geldi. Ben listeyi okumak istiyorum. Ekranda da yansıyacak başkanım. Okumayayım mı? Okuyun. Okuyayım ben gene. Siz bakın, ben de okuyayım. Başkanım bir söz alabilir miyim? Efendim? Söz alabilir miyim? Buyurun. Uğur İlikçi Üstadına, buyurun. Sayın Divan, değerli başkanım. Birazcık takımı gençleştiriyoruz. 4 sene önce de Bahri Bey 62 doğumluydu. 62 yaşındaydı. Ben de aynı yaştayım. Tabii ben şimdi çok mevzuya gitmeden Sayın Bahri Başkan ve Yenge Hanım'a, onun kadar emek veren Yenge Hanım'a bir anı vermek istiyorum. Lütfen bu anayı almak için Yengem ve Bahri Başkan'ı sahneye ver. Değerli Canip abim. Gerçekten haberim yok. Yol arkadaşımız, değerli abimiz bu takdimi yapacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İlk olsa olunca fark var ya. Öyle çıkamıyorum. Biraz öyle doğru gelirseniz fotoğraf çekilebilir. Gerçekten haberim yoktu. Bak burada olan her şeyden haberim vardı, bundan yoktu. Bahri Başkanım, yeni yönetim belli, güzel çalışacak. Anlaşıldı. Evet. Ama şey oldu. Burada mikrofonu erken mi bıraktınız aslında? Böyle biraz bağırtlar konuşulabilirdi. Evet. Ben yönetim kurulunu okumak istiyorum. Asıl liste Uğur İlikçi, Ahmet Gündüz, Muhsin Bayar, Ahmet Naldıven, Hüseyin Turnu, Baki Toraman, Ömer Vehbi Öner. Yedek üyelerimiz Deniz Taş, Erkan Uçar, Özcan Uslu, Demir Kaan Yılmaz, Serpil Tekin, Serdar Arı, Öznur Küçükkaya. Denetleme Kurulu asıl üyeleri Sinan Arslan, Mehmet Zekeriya Özgül, Hüseyin Gül. Denetleme Kurulu yedek üyeleri Duygu Yılmaz, Cem Karakulak, Can Camcı. Disiplin Kurulu Bahri Olgun, Celal Özgüroğlu, Çetin Düzce, Alperen Asım Koruk, Oktay Yolcu. Disiplin Kurulu yedek Fedai Aydın, Cemal Atagül, Vedat Terzi, Mehmet Kılıçalp, Sebahattin Keskin. Evet, aday listelerimiz böyle. Genelde derneklerde zarfa koyup sonra da başkanım, kutuya şey atma. Bir tanesi yazık, öyle varsayacağız. Başka evet. Yoksa liste yok, evet. Başka ben çıkıyorum diyen evet. Değişiklik yoksa. Başka bir listemiz olmadığı için mevcut listemizi sizlerin oyuna sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle yeni yönetim kurulumuz, denetim kurulu ve disiplin kurulumuz seçilmiştir. Kendilerine tekrardan başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Teşekkürler. Evet, 14. gündem maddesi dilek ve temenniler. Yok, şeyi de seçeceğiz başkanım. Efendim? Delegeleri seçeceğiz, o listede var. Delegeler var mı başkanım? Var. Geldi. Vermedik mi? Aynen. Geldi şu an. Yok. Size vermemiş mi? Bakayım. Yok başkanım. Tamam, veriyorum başkanım. Pardon başkanım, altta kalmış. Pardon. Özür diliyorum. Evet. Delegelerle ilgili ben tekrar okumama gerek var mı başkanım? Ekranda görünüyor başkanım. Görünüyor, evet. Evet, TÜBİTAK delegeleriyle ilgili listeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet, delege listelerimizde kabul edilmiştir. Evet,
14. madde dilek ve temenniler. Yani asıl dostlar. Yedek değil, 20'si de delegedir. Yani ona göre evet. Asıl yedeği evet. Yok delegelerin. Evet. Değerli arkadaşlar, dilek ve temennilerde söz almak isteyen dostlarımız, evet, Uğur Bey, buyurun. Yeni başkanımız Uğur Bey'i konuşmasına yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hayırlı olsun. Değerli divan, değerli başkanım, değerli dostlar, gerçekten 4 yıldan beri çok güzel, çok değerli, çok vasıflı arkadaşları tanıdım. Ben tabii Beykoz'da oturuyorum, biraz uzanma ama gönlüm hep böyle sizlerle diyarında olmak için çarpıyor. O kadar yol bile yüzüme gelmiyor. Belki herkesten önce çıkıp en önce gelmeye çalışıyorum yıllardan beri. Şimdi mesleğe başlangıcımızdan bu zamana kadar arkamızda devlet yok. Sadece biz varız. Yani daha önce bir arkadaşımızın atlattığı, Celal Bey'in atlattığı gibi avukatların hiçbir sınavı yok. Sınav bir sene stajdan sonra cumhurları var. Bazı davaları devlet veriyor. Karşılığında bedel ödüyorlar. Ama bizim meslektaşlar sınav staja başlar, stajdan stajı bitir, kazan, işte belge al, işte mükellef edin, büro tut falan bir sürü işimiz var. Görünen şu ki biz sadece bu değerli insanların oluşturduğu derneklerle ayakta kalacağız. Bu dernekler bizim yuvamız, sorunlarımızın çözüm yeri. Birlikte buralara sahip çıkacağız, sorunlarımızı ortaya koyacağız. Daha sonraki dönemlerde eğitimle ilgili elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak devletten de bize sahip çıkmalarını ve bizim onlar adına çalıştığımızı, yani devlete vergi toplamak için uğraştığımızı, bütün amacımızın ülkemizin bağımsız, hür, aydın bir ülke olması için uğraştığımızı onlara her seferinde anlatmamız lazım. Hiçbir şey anlatamamışız bu zamana kadar. Yani bu mesleğe ben 62 yaşındayım, mesleğe 84 senesinde başladım. 40 yıldan beri vermiş yapı. Ama maalesef taksiciler anahtar kontak kapatıyorlar. Bizim sesimiz çıkmıyor. Millet her türlü, yani en son biliyorsunuz emekliler bas bas bağırıyorlar. En nihayetinde sayın idarecilerden biraz daha bir şeyler geldi. Ama bizim mali müşavirler, yeminli müşavirler, bağımsız denetçi arkadaşlarımızın hiç sesi çıkmıyor. Hiçbir platformda yokuz. Bunu lütfen bu derneklerimize daha çok sahip çıkarak beynimizden, kafamızdan geçen olayları, yapmamız gerekenleri ortaklaşa ne yapabileceğimizi, bundan sonra nereye gideceğimizi en azından biz 62 yaşına geldikten sonra değil, daha genç arkadaşlarımızı bu mesleğin içine alarak bunların bu işten para kazanmasını, devletin vergi toplamasını ve sağlıklı bir ülke olmamızı sağlamak için bu tür STK'lara sahip çıkalım. Hepimiz belli bir döneme geldik, belli bir ülkenin birçok sıkıntılı dönemlerinden geçmiş, ayakta duran sağlam insanlarız. Evelallah bundan sonra bize bir şey olmaz. Bir beklentiniz de yok. Tüm amaç mesleğin belli bir yere gelmesi, meslektaşların yarını düşünmemesi ve bizim hizmet verdiğimiz insanların da bize daha fazla değer vermesini sağlamamız. Zira dünyanın birçok ülkesinde sayın başkanım da anlattığı gibi bu meslek dorukta gerçekten. Bizde ise sadece katip gibi görünen, fakat eğitim, yatıyoruz, kalkıyoruz, eğitim görüyoruz ama hala vatandaşın gözünde katip gibi görünüyoruz. Gerçekten buna bir son vermek için lütfen derneğimize daha çok sahip çıkalım. Olmamız gereken yerlere biraz daha vakit ayıralım. Sizlerden bunu rica ediyorum. Lütfen yürüdüğümüz zaman bu derneğin başkanı, üyesi, çalışanı yok. Hep beraberiz. Aklınıza ne geliyorsa, ne gibi sorun oluyorsa lütfen ortaya koyun. Her toplantımızda o sorunu çözelim. Vergisel olsun, inceleme olsun,
vergi iadesi olsun, diğer olaylar olsun, bunları oturalım, çözelim, çalışalım. Herkes geldiğinde bir sorununa, bir derdine bir çare bulursa, en azından piyasaya çıktığı zaman der ki ben bu işten 100 lira kazandım, 50 lira kazandım, 30. Biz memnun oluruz, mutlu oluruz. Bu dayanışmamızı lütfen devam ettirelim. Burası bizim derneğimiz, yuvamız ve geçinmemiz için, para kazanmamız için bize bir ışık olmalı. Dernekçilik budur. Hepinize geldiğiniz için, katıldığınız için, bana da onurlu görevi verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Divan'a ve emeğe geçen eski dostlarıma, eski arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Saygılar ve sevgilerle kalın. Sağlıcakla kalın.